Türkiye'de teknolojinin öncüsü Vestel'in katkılarıyla hazırladığımız Chip Tech Talk canlı yayınlarından yeni bir tanesiyle daha beraberiz. Her hafta sizler için gerçekleştirdiğimiz canlı yayınlarda teknoloji dünyasının koridorlarında dolaşıyor ve belli konuları mercek altına alıyoruz. Daha önceden de belirttiğimiz gibi bu hafta konumuz oyun motoru yapmak. Oyun motorları ve yazılım dünyasında oyun çerçevesinde yer almak. Bunun için de her zaman olduğu gibi konusunda uzman konuklarımız geldiği gibi bu seferki konumuz da GameLab İstanbul Genel Müdürü Noyan Culum. Kendisi de Türkiye'nin öncelikle bir hani yazılım profilini çizeceğiz. Bir oyun motoru yapmak nedir? Türkiye'de ne gibi zorlukları var? Ama ne gibi getirileri var ve ne gibi avantajları var? Bunları tek tek konuşacağız. Ben lafı fazla uzatmadan size bırakacağım. Öncelikle sizi tanımak isteriz. Hani izleyicilerimiz de kimdir Noyan Culum? GameLab İstanbul nedir, ne yapar? Önce kısaca ona bir değinelim. Ondan sonra da yavaş yavaş oyun motoru yapmanın detaylarını konuşalım. Çok teşekkür ediyorum Cenk Bey. İsmim Noyan Culum. GameLab İstanbul'un genel müdürüyüm. Aynı zamanda Nitro Oyun Yazılım Limited şirketinin genel müdürüyüm. İstanbul Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde oyun programlama derslerine giriyorum. Ayrıca İstanbul Aydın Üniversitesi'nde mobil oyun geliştirme eğitimi veriyoruz. 2006 yılından beri mobil oyun yayıncılığıyla uğraşıyorum ben. Bu güne kadar 2006'dan bu zamana 26 tane profesyonel oyun yayınladık. Ve bu oyunların bizim yaptığımız işlerdeki temel özellik oyunlarımızın motor yazılımı dahil yazılımının ve tasarımının tamamını kendimiz yapıyoruz. %100 yerli ürünler. 26 oyun yayınladık dedim. Bu 26 oyun için bugüne kadar 13 tane oyun motoru yazdık. Hatta ilk başladığımız yıllarda 2009 yılında telefonlarda 3 boyutlu oyunları çalıştıracak API'ler yoktu. OpenGL, DirectX gibi API'ler yoktu. 2009 yılında bütün telefonlarda çalışacak bir 3 boyutlu oyun yazmak istedik ve oturduk önce bir API yazdık. 3 boyutlu çizim API'si. Onun üzerine bir oyun motoru yazmıştık. Onun üzerine de 6 tane oyun yayınlamıştık. Geçmiş yıllardan gelen, yani ilk başladığımız yıllarda teknoloji bugünkü kadar gelişmiş değildi. Onun sağladığı bir takım avantajlar oldu. Bugün oyun motoru yazılımından daha low level seviyede işi yapmış. Hani dünyada da az insan vardır. Böyle tecrübeler edinme şansı olduk. Çok teşekkürler. Sizi tanıdık. Şimdi gelelim oyun motoru yapmaya. Bir kere oyun motoru yapmak nedir? Her şeyden önce mobil programcılıktan bahsediyoruz. Mobil yazılım hazırlamak için zaten bazı araçlar, gereçler gerekiyor. Bazı temel bilgiler gerekiyor. Ama öncelikle oyun motoru yapmak nedir? Onu, yani bir oyun motoru başka oyunlarda da kullanılabiliyor mu? Yani bir oyun motoru oyunun temelini mi oluşturuyor? Onun detaylarını bir öğrenelim sizden. Evet. Cenk Bey, şimdi iki tip temelde oyun motoru var. Birincisi genel amaçlı oyun motorları. Yani isim vermek gerekirse Unity, Unreal Engine gibi genel amaçlı bir 8-10 tane oyun motoru var. Bir de, bu oyun motorlarını, yani sözünüzü kesiyorum. Bu oyun motorlarını kullanarak insanlar kendi oyunlarını yapabilir ama belli kısıtlamaları yer alıyor. Yani kendi hayal güçlerini tam olarak yansıtmak için herhalde bazı başka ekstra evet. seçeneklere ihtiyaçları var. Şimdi birinci grup bu. Genel amaçlı oyun motorları. İkinci grupla farkını söyleyince sorunuzun cevabı olacak zaten. Bir de ikinci olarak oyuna özel yazılan oyun motorları var. Şimdi çok büyük oyunlarda, yani işte FIFA gibi, PES gibi, ne bileyim Uncharted gibi, Call of Duty gibi büyük montanlı Need for Speed gibi oyunlarda genel amaçlı oyun motorlarının performansı yetersiz kalır. Daha yüksek performansla çalışması için bu tip oyunlara özel oyun motorları yazılır. Kodların içerisine gömülür. Yani oyunun kodlarıyla motorun kodları birbirinin içerisine tamamen gömülür ve bir bütün olarak çalışır. Yüksek performans sağlar ve cihazdaki ısınmayı azaltır. İşte büyük montanlılarda bu tip özel yazılımlar tercih ediliyor. Tabii genel amaçlı oyun motorlarını genellikle giriş seviyesindeki oyun geliştiriciler kullanıyorlar. Fakat hızdan biraz feragat etmek durumunda kalıyorsunuz ve bir de cihazda ısınma sorunları gibi başka sorunlar çıkartıyor. Şimdi hızdan feragat etmek çok önemli bir nokta burada yalnız. Çünkü oyun motorunun varlık nedeni zaten yüksek performansla çalışan bir yazılım oluşturmaktır. Temel önceliği budur oyun motorunun. Yüksek performansla çalışayım ve bu yüksek performansı yaparken cihazında ısınmasını engelleyeyim.
Şimdi mevcut genel amaçlı oyun motorlarında mesela bizim şu anda kendi yazdığımız 3 boyutlu bir oyun motorumuz var. Futbol oyununa gömülü. Mevcut piyasadaki o genel amaçlı oyun motorlarının %25 daha hızlı olarak çalışıyor. Yani aynı şeyi, aynı genel amaçlı bir oyun motorunu bizim oyunun içerisine koysak bunu çıkartıp hızdan %25 feragat edeceğiz. Bu sefer oyun oynanamaz bir hıza düşecek. Oyun oynanamaz hıza düşünce ne yapacağız? Futbol stadyumdan seyircileri sileceğiz. Stadyumu sileceğiz belki. Bu sefer de görsel kayıplar olacak. Sanatsal manada, duyguları aktarmak manasında bir takım kayıplar olacak. Bu kayıpları katlanamıyoruz. Bunlara katlanamadığımız için oturuyoruz, motoru kendimiz yazıyoruz. Şimdi size şeyi sormak istiyorum. Şu 10 yıllık bir zaman dilimine bakalım. Oyun dünyası bu 10 yıl içinde çok gelişti. Bir kere oyunların hardware gereksinimleri arttı. Yani donanım gereksinimleri arttı. Bu da bir taraftan hani donanımcı yani oyun sektörünün bu teknoloji dünyasına aslında pozitif bir etkisi var. Çünkü her zaman daha fazlasını istiyorlar. Daha fazla şeyi kullanmak için. Şöyle bir 10 yıllık bir değerlendirme yapalım. Eskiden nasıldı bu oyun dünyası? Şimdi nasıl? Ne gibi ihtiyaçlar var ve ne gibi gereksinimlere cevap vermek gerekiyor. Evet. Bir oyunun çalıştırdığınız zaman bir ağacı çalıştırmış oluyorsunuz aslında. Bir yazılım ağacını. En altta grafik apisi çalışıyor. Grafik apisi 3 boyutlu ortamdaki objeleri 2 boyutlu ekrana çizdirme görevini görüyor. Onun üzerinde oyun motoru çalışıyor. Oyun motoru da sizin oyununuzdan gelen komutları hardware'e aktarıyor. Ve en tepede de sizin oyun kodlarınız var. Şimdi kısaca hemen bu sistemin toplam olarak bu sistemin nasıl çalıştığını ve ekrana çizimin nasıl yapıldığını anlatmak istiyorum. Özellikle hardware'i neden bu kadar zorluyor, neden bu kadar hardware gereksinimi var? Bunu matematiksel olarak anlatacak bu anlattık. Şimdi Full HD bir ekran düşünelim. 1920'ye 1080 çözünürlüktedir Full HD ekranlar. Yani toplam 2 milyon piksel civarında piksele sahip. Şimdi biz oyunu Full HD ekranlı bir cihaza yüklediğimiz zaman hani en başta loading yazıyor ya, loading yazdığı zaman daha önceden hazırladığımız modelleri cihazın RAM'ine yüklüyoruz. Örneğin bizim futbol oyunumuzu alalım hele. Bir tane stadyumumuz var. Bu bir mobil oyun. Stadyumumuz var. Stadyum yaklaşık 60 bin face'den oluşuyor. 22 tane futbolcu var. Bunlar da toplam 40 bin face falan tutuyorlar. Yani loading aşamasında RAM'e 100 bin face'lik modellemeyi yüklüyoruz. Sonra oyunu göstermeye başlıyoruz. Şimdi Full HD ekranda olduğumuzu varsayalım. İnsanın bakış açısı 60 derecedir. Eksi 30'dan artı 30'a bir bakış açısına sahip olduğumuzu düşünelim. Tam ortadaki pikseller de 0 dereceye baksın. Aynı şekilde yatay olarak da artı 30'dan eksi 30'a doğru 60 derecelik bir açı düşünelim. Gene tam ortadaki pikseller 0 derecesine baksın. Şimdi sistem şöyle çalışıyor. Sol üstteki birinci pikselden eksi 30'a artı 30 açısına doğru bir ışın atıyor. Bu ışın birinci adımı gidiyor. Biz hani RAM'e 100 bin adet face'i hazır yüklemiştik ya 3 boyutlu modeli. Bir adım gidiyor ve bir matematiksel karşılaştırma. Hani analitik geometride doğruyla düzlemin kesişim formülü vardır ya. Bu formülü uygulayarak tek tek 100 bin face'le bizim bu ışınımızı karşılaştırıyor. Dokundu mu dokunmadı mı? Yani kesişti mi kesişmedi mi? Hiçbir şeye kesişmedi. Işını bir adım daha götürüyoruz. Tekrar 100 bin face'le tek tek karşılaştırıyoruz. Hiçbir şeye temas etmedi. Bir adım daha, bir adım daha. Bizim oyunumuzda ortalama 1000 adım gidiyor bir ışın. 1000 adım boyunca tek tek 100 bin face'le bu matematiksel karşılaştırma işlemini yaparak götürüyoruz. Birinci adımda bir tane face ile kesişiyor. Hemen o face'in modeline bakıyoruz. Hangi model? Üzerindeki texture hangisi? Gelen ışıkların etkisini hesaplıyoruz. Sonra pıt geri dönüyoruz. Bu piksele o RGB değeri olarak oradaki değeri çizdiriyoruz. Sonra ikinci pikselden bir ışın atıyoruz. Bu da gene tık 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 bin adım gidiyor. Bininci adımda ortalama bir tane face ile kesişiyor. Hemen hesaplamaları yapıp geri dönüyoruz. Bu piksele de bunu çizdiriyoruz. Üçüncüden, dördüncüden, beşinciden 2 milyon pikselin her birisinden birer tane ışın atarak ortalama 1000 adım götürerek ve her adımda 100 bin karşılaştırma yaparak tek tek ekrana çizdireceğimiz görüntüyü oluşturuyoruz.
Şimdi, ve bu sadece bir an. Bu buna sürekli. Bu bir frame. Ha, bir frame. Ha, bunu da çok güzel söylediniz. Saniyede bizim, kaç kere yapıyoruz bunu? 20 kere yapıyoruz diyelim. Şimdi bizde mantık, tabii oyunlardaki mantık çizgi film mantığına benzer. Nasıl ki şöyle bir kağıtlara bir animasyon yapıp şöyle tırt diye oynattığınızda animasyonu görürsünüz. Oyunda da mantık aynı. Ekranı çizdiriyorsunuz, sonra siliyorsunuz, tekrar çizdiriyorsunuz. Siliyorsunuz, tekrar çizdiriyorsunuz. Bunu aslında saniyede 24 kere yapmak gerekiyor. Tabii mobil oyunlarda biraz daha düşük kabul edilebilir bunu. Ben şimdi hesap kolay olsun diye 20 kabul edeyim bunu. Şimdi 2 milyon pikselimiz var. Her birinden attığımız ışın 1000 adım gitti. Her adımda bu ışınlar 100 bin adet face'le kesişme kontrol testi yapıldı. Ve bunu saniyede 20 kere yaptık. Top bir oyun oynarken saniyede arka planda yapılan işlem adedi 2 milyon çarpı 1000 çarpı 100 bin çarpı 20 4 katrilyon adet. Oyunların şimdi biz sisteme hepimiz biliyoruz yüksek bir stres yüklediğini. Fakat saniyede 4 katrilyon adet işlem yaptırmak gerçekten yazılımcılık açısından önemli bir iş. Üstelik de demin dediğim gibi bu ışınlar -30 +30 yani bir açıyla gidiyorlar. Dolayısıyla geri dönüp kesişme işlemlerini yaparken trigonometrik işlemler yapıyorsunuz. Trigonometrik işlemler de CPU'yu yoran işlemlerdir. Trigonometrik işlemler, karekök işlemleri CPU'yu yorarlar. 4 katrilyon adet trigonometrik işlem tabi cihazı yoruyor. Bir stres oluşturuyor cihaz üzerinde. Bu stresinde iki tane sonucu oluyor. Birincisi yavaşlıyor komple. Yani eğer ki farklı threadler açmadan bütün bilgisayarı tek threadle oynatsak da bir tane oyun açsak diğer her şey kilitlenir. Birincisi yavaşlama etkisine neden oluyor. İkincisi de cihazı ısıtıyor. CPU'yu özellikle ısıtıyor. Yani bütün o koyduğumuz fanlar, soğutma sistemleri nedeni işte bu yüksek işlem adedi. Bunun yarattığı stresi aşabilmek için bizim işimizde yani oyun programcılığında bir de ikinci aşamayı daha yapıyoruz. Optimizasyon denilen aşamamız var. Bu aşamada da işte bu stresin yarattığı etkileri ortadan kaldırmaya yönelik bir takım işlemler yapıyoruz. Bunlar ileri programcılık teknikleri olarak isimlendirebiliriz. Hem hız arttırıcı bir takım işlemler yapıyoruz hem ısınmayı yavaşlatıcı bir takım işlemler yapıyoruz. Ve nihayetinde oynanabilir bir oyun haline dönüştürürüz. Yazılımı ilk bitirdiğinizde bir oyun aşağı yukarı 5-6 FPS hızla oynar ve cihazda da bir ısınma yaratır. Optimizasyon aşamasından sonra 20-22 frame'e ulaşır. Isınma sorununu da çözersiniz. Bazı oyunlarda görüyorum, oynarken siz de fark etmişsinizdir. Cihazları çok ısıtır, telefonları falan elle tutamaz hale gelirsiniz. O düzgün optimize edilmemiş anlamına mı geliyor? Tamamen yazılımcının hatasıdır. Cihazın hatası değildir. Eğer cihaz ısınıyorsa bu oyunu yazan yazılımcının hatasıdır. Tamam. O zaman cihazlara geldik. Şimdi bu hazırladığınız mobil oyunlar hem Android hem iOS'de çalışıyorlar. Her birinin farklı donanım gereksinimleri var ama yani yazdığınız motor, hazırladığınız şey bu iki platformu da destekliyor. Hatta isterseniz diğer başka desktop platformlarına da aktarılabiliyor, evet, değil mi? Evet. Bizim iki tane framework'ümüz var diyeyim. Şimdi birincisi Java ile hazırladığımız bir framework var. Bu doğrudan Android üzerine. Android'i target alıyor. Android'i hedefliyor. İkincisi de C++ ile hazırladığımız bir framework'ümüz var. Bu motor diyelim buna. Bu framework değil, oyun motoru. Şimdi bir taraf bizim firmanın bir özelliğini söylemeyi unuttum ben başta. Şimdi onu da ekleyeyim müsaade ederseniz. Biz 2006 yılından beri oyunlar yapıyoruz. 26 oyun yayınladık. Fakat bizim GameLab'in şöyle bir özelliği var. Biz bu oyunları öğrencilerle yapıyoruz. Öğrencilerimiz geliyor. Önce kepenkleri indiriyoruz. Bir, iki haftalık bir ön eğitim veriyoruz. Ondan sonra mevcut projelere dağıtıyoruz arkadaşlarımızı. Çalışıyorlar. İşte eskiden bir seneydi. Eskiden meslek sesinden arkadaşlar alıyorduk. Bir sene çalışıyorlar. Ondan sonra ayrılıyorlar. Ondan sonra işte yeni stajyerler geliyor. Tekrar eğitim veriyoruz. Tekrar bir sene çalışıyorlar. Bir senenin son 1,5-2 ayında da artık tamamen işi öğreniyorlardı. Son o zamanki projeyi öğrencilerimize veriyorduk. Onlar yapıyorlardı. Fakat sonradan işlerimiz yoğunlaştı. Bunu da yürütemez olduk. Şimdi sonra şöyle bir sisteme geçtik. Şimdi öğrenciler çalışıyor. Sonra yeni stajyerler geliyor. Bu eski arkadaşlarımız onlara yaptıkları işi öğretiyorlar. Öğretirken bir daha öğreniyorlar tabii. Yani öğretmek de çok öğretici bir şey.
Ondan sonra onlar ayrılıyor. Yeni gelen arkadaşlarımız işte bir sene çalışıyor, iyice ustalaşıyor. Sonra yenileri gelince onlar onlara eğitimleri veriyor, ayrılıyor. Bu şekilde bir öğrenciden öğrenciye eğitim metodu kurduk ve bu bilgi kaybını da ortadan kaldırdı. Eskiden öğrenci ayrıldığı zaman bilgi de uçup gidiyordu ama tekrar sil baştan başlıyor. Şimdi miras bırakıyor. Şimdi evet, hem miras bırakıyor hem de kendindeki bilgiyi de arttırarak devam ediyor. Şimdi iki tane framework'ümüz var. Birincisi Java framework'ü, Android Java'sı bu. Bizim bazı öğrenciler hani kendilerini Java'da geliştirmek istiyorlar. Bazı öğrencilerimiz de C++ dilinde geliştirmek istiyorlar kodlama yaparken. Java framework'ümüzde iki boyutlu oyunlar yapıyoruz. Java iki boyutlu oyunlar için ideal dildir. Java ve C# iki boyutlar için çok ideal dillerdir. Yani hem hızları hem yazma kolaylıkları açısından ideal. Fakat 3 boyutlu oyunlarda C ve C++ kullanmak gerekiyor. Yani diğer Java ve C# ile yazarsanız bunlarda çok büyük performans kaybı yaşarsınız. Onun için bir tane de 3 boyutlu oyunlarımızı yazdığımız C++ oyun motorumuz var. 2 tane oyun motorumuz var. Şimdi bu hazır öğrencilerden ve eğitimden bahsetmişken şimdi çok önemli. Çünkü oyun hazırlama, yani oyun motoru yazmak bir yana, oyun hazırlamak bir ekip işi. Çünkü herkes her şeyi yapamaz. Yani kimi programcılığını yapacak, kimi tasarımını yapacak, kimi fikri geliştirecek, kimi pazarlamasını yapacak. Bu konularda ne öneriyorsunuz? Bir kere her şeyden önce siz öğrenci alımını, stajyer alımını GameLab İstanbul'da nasıl gerçekleştiriyorsunuz? Şimdiye kadarkilerde geçen sene biz 18 üniversitede seminer verdik. Ayrıca ben zaten kendim İstanbul Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde derse giriyorum. İstanbul Aydın Üniversitesi'nde giriyorum. Aslında yazın bir summer camp düzenledik. Summer camp'e 86 öğrenci katıldı. Şu Türkiye'de en büyük ikinci summer camp diyebiliyorum. Daha büyüğü varsa kusura bakmasın. Bir tane biliyorum ben, bizimkinden büyük. 86 öğrencilik bir summer camp yaptık. Bu öğrencilerin hemen hemen tamamını önceden tanıyorduk zaten. Yani biz öğrencilerimizle tanıyoruz. Arkadaş gibiyiz. Çünkü birçok yerde öğrenci bize işte şu nasıl yapılır, bu nasıl yapılır birebir soru sormak durumunda kalıyor. Biz de öğrencilerimizle tanıyoruz. Neler yaptıklarını, nelerden hoşlandıklarını zamanla hepsini öğreniyorsunuz. Yazın işte Kıbrıs'tan öğrencimiz vardı, Erzurum'dan vardı, Manisa'dan vardı, Denizli'den vardı, İstanbul'dan, İstanbul Üniversitelerinden, İstanbul'dan, Koç'tan, Sabancı'dan, Bilgi'den, Arel'den, Kültür'den, Aydın Üniversitesi'nden. Toplam 86 öğrencilik büyük bir ekip kurduk. Bunların içerisinde bilgisayar mühendisleri vardı, bilgisayar programcıları vardı, çizgi film animasyondan arkadaşlar, görsel iletişimden arkadaşlar, halkla ilişkilerden arkadaşlar, gazetecilikten, sizin mesleğinizden arkadaşlar. Öğrenciler geldiği zaman yazılımcılara bir yazılım eğitimi veriyoruz 2 hafta. Tasarımcılara 3D Max eğitimi veriyoruz ve Photoshop eğitimi veriyoruz. Halkla ilişkilerden gelen arkadaşlarımıza da halkla ilişkiler faaliyetlerini nasıl yürüttüğümüze ilişkin bir ön eğitim veriyoruz. Yani herkese kendi alanında eğitim veriyoruz. Mümkün olduğunca da her zaman herkese kendi alanında kalmasını tavsiye ederim. Hı hı. Bazen görüyorum yani şu hazır oyun motorlarını kullanan arkadaşlar başka, yani bilgisayar mühendisi arkadaş oturup modelleme yapmaya falan çalışıyor görüyorum ama herkese temel olarak kendi mesleğinde kalmasını, kendini kendi mesleğinde geliştirmesini tavsiye ederim. Şimdi biraz da oyunla uğraşmanın, yani oyun programcılığının avantajlarından söz edelim. Neden? Çünkü kurumsal yazılım hazırlamak, yani yazılımcı dediğin her şeyin yazılımcı, her şeyin yazılımını yapabilir. Evet, doğru, ama kurumsal yazılımlar ya da ticari yazılımlara ek olarak oyun yazılımı hazırlamanın ya oyun hazırlamanın bazı avantajları var. Hani geleceğe yönelik bu konuya eğilmek isteyen öğrenci arkadaşlara ya da genç arkadaşlara ya da girişimci arkadaşlara ne tavsiyeleriniz var? Oyun programcılığının ne gibi avantajları var? Oyun programcılığı. Bir ürün çıkarttınız. Herhangi bir meslek seçtiniz. Bakkallık, kasaplık, manavlık, işte fırıncılık, neyse. Bir meslek seçtiniz. Satışa başladınız, marketçilik. Hedef kitleniz kimdir? Etraftaki insanlar. Ürünleri de alıp satarsınız. Oyun programcılığında bir kere üretim aşaması, dünyada başka hiçbir işte bulamayacağınız bir üretim aşaması. Hem teknoloji, üst düzey, ileri teknoloji var, hem de ileri düzey sanat var. Bizim işimizin %50'si teknoloji, %50'si de sanat. Bir taraftan
sanat konusuna geldiğimde hemen eski hatırladığım bir hatıramı söyleyeyim. 2009 senesinde işte bir 3 boyutlu FPS oyunu yapmaya başlamıştık. First Person Shooter. İlk oyunumdu o zaman. Bu arada oyun isimleri verebilirsiniz. Hani merak edenler internetten bakabilir oyunları. Evet. Assault Team 3D idi oyunun ismi. Yalnız tabii eski grafiklerde. Şimdi o yıllarda yok. Bir motor... Bir de şu anda hangi oyunlarla şey yapıyoruz, onu da daha sonra geleceğiz. Tamam. Assault Team 3D diye bir oyun yazmıştık. Şimdi adam elinde silahla yürüyor sokaklarda. Ama bakıyorum hani keyif almıyorum oyundan. Sonra uğraştık böyle yürürken silah sallamaya başladık. Daha gerçekçi olmaya başladı hareket. Ondan sonra ama gene tatmin etmiyor. Ateş ediyoruz. İşte ucuna alevler çıkmasını animasyonuna ekledik. Gene olmadı. Sonra şu şöyle bir ses efekti ekledik. Sonra oyundan bir keyif almaya başladım. Anlatamam size. Demek ki her öğeye dikkat etmek gerekiyor. Sanatsal öğeler çok önemli. İşin gerçekten nihai ürünün %50'si sanatsal öğeler. Çünkü bizim işimizin %50'si sanat. Sanat nedir? Duygunun insandan insana aktarılmasıdır. Biz oyun programcıları olarak sinema yapımcıları gibi sanatsal duyguları aktarmak durumundayız. Yani bir futbol oyunu yapıyorsanız o heyecanı vermeniz lazım. Savaş oyunu yapıyorsanız gene o heyecanı vermeniz lazım. Veya araba yarışı yapıyorsanız o stresi hissettirmeniz lazım. Duyguyu güzel aktarabilmeniz lazım karşınızdakine. İşin bir tarafta teknolojik kısmı var. Yazılımla çok uğraşıyoruz. Hardware ile uğraşıyoruz. Öbür tarafta da sanatsal faaliyetlerle uğraşıyoruz. Tabii bu iş bittiği zaman verdiği keyif, hatta iş bittiğinde de değil. İlk başladığınızda bunu her oyunla uğraşan herkes bilir. Başladığınız ilk animasyonunuzu ekranda çıkartıp oynattığınızda aldığınız keyif dünyada hiçbir işten alamazsınız. Daha sonra bu ürünü tamamladığınızda apayrı bir keyif alırsınız. Bir de bu ürünü en sonunda piyasaya çıkarttığınız zaman öyle mahalleliye falan değil, 7 milyar insana satışa başlıyorsunuz. İster Steam'den olsun, ister Google Play'den olsun, ister App Store'dan olsun. Çıkarttığınız zaman orada Hindistan'dan, Brezilya'dan, Kanada'dan, Çin'den, Japonya'dan, dünyanın dört bir yanından insanlardan yorumlar almaya başlıyorsunuz. Onlarla iletişime geçiyorsunuz. Onların nelerden hoşlandığını, nelerden hoşlanmadığını görüyorsunuz. Sizin yaptığınız bir ürüne dünyadaki farklı yerlerinden, çok farklı kültürlerden insanların etkileşime girdiğini görüyorsunuz. Ürün bittikten, piyasaya çıktıktan sonra da bunun verdiği keyif de anlatılamaz. Aynı zamanda tabii ki bir de ticari gelir söz konusu yaptığınız oyunlardan. Şimdi biraz sizin en son oyunlarınızdan bahsedelim. Oyunlarınız hani hem yurt içinde hem yurt dışında ilgi görüyor mu? Görüyorsa nasıl görüyor? Hazırlarken çoklu dilli desteklemesine önem veriyor musunuz? Öncelik bunu böyle oyun hazırlayanların hangi dillere, hangi kültürlere önem vermesi gerekir? Hem ticari açıdan hem sanatsal açıdan değerlendirin. Evet. Şimdi farklı bölgelerde tercih edilen farklı oyun türleri var. Şimdi Avrupa'da mesela spor oyunlarına yönelik bir talep var. Güneydoğu Asya'da RPG oyunları tercih edilir. Ya hatta RPG'den başka hemen hemen pek bir oyun türünü tercih etmiyorlar uzak Doğu Asya ülkelerindeki oyuncular. Güney Amerika'dakiler bizlere, Türklere çok benziyor tercihleri. Spor, FPS oyunlarını çok tercih ediyorlar. Tabii birincisi bir ürün yapmadan önce planlama yaparken hedef kitlenin kim olacağını iyi seçmek lazım. Yani bazıları Türkiye'yi de hedef kitle seçebilir. Veya belli bir bölgeyi Avrupa, Afrika, Orta Doğu bölgesini de hedef kitle seçebilirsiniz. Bütün dünyayı da seçebilirsiniz. Veya sırf mesela ne bileyim Güney Amerika'yı da seçebilirsiniz. Hedef kitlenize göre bir ürün yapmak lazım. Onun haricinde bizim şimdi ülke olarak yanlış bilinen bir şey var. Bunu her zaman söylüyorum. Çok da dikkatimi çekiyor. Çok yanlış bilinen bir şey. Oyun yapımcılığında Türkiye eski bir ülkedir. Hani sanki biz bu ülke bu işte yeni giriyormuş Türkiye falan filan gibi böyle bir takım görüşler var. Kesinlikle böyle bir şey yok. Oyun sektöründeki en iyi eski ülkelerden birisi Türkiye'dir. Şey ben kendi alanımdan söyleyeyim. Mobil oyunlar yapıyoruz. 2006 yılında dünyada mobil oyun yapımcılığı 2005 yılında başladı. 2006 yılında 3 tane Türk firması vardı. Yani dünyada da toplasanız belki 40 tane 50 tane firma vardı. Bunun 3 tanesi Türk firmasıydı. Hem de çok üst düzey ürünlerle.
Aynı şekilde bilgisayar oyunları sektöründe de öyle olduğunu biliyorum. Ama ne oluyor? Hani bizim oyun yapımcıları hemen yurt dışına çok tercih ediliyorlar. Yurt dışına gidiyorlar. Ondan kimse kalmıyor. Böyle bir sorunu var bizim sektörün. Oyun yapan Aslında yani bir taraftan gurur duyulacak bir şey ama bir taraftan da yani ülkede kaynak kalmadığı için arkadan gelenlerin iyi yetiştirilmesi gerekiyor bu durumda. Bunda da görev tabii sizlere düşüyor. Evet, öyle bir sorun oluyor. Arkadan gelenlerin yetiştirilmesinde noksanlık oluyor. Meşhur bir Ankara Anlaşması var. Bütün oyun programcıları, yazılımcıları çok iyi bilir. Hani bugüne kadar ki benim tanıdığım neredeyse bütün yazılımcı arkadaşlarımızın, oyun yazılımcıların hepsi o Ankara Anlaşması'nın bir maddesine dayanarak yurt dışına transfer oldular. Dediğiniz sorun ortaya çıkıyor ama onu biz kapatıyoruz. Yani şimdi oyun motoru yazan ekipler için söyleyeyim. Bunlar genellikle aslında en core ekipleridir firmaların. Dışarıya fazla sır vermezler. Neyi nasıl çözdüklerini, optimizasyonu nasıl yaptıklarını, sorunları nasıl hallettiklerini pek fazla anlatmazlar. Ama biz öyle değiliz. Biz çok paylaşımcıyız. Çünkü teknolojinin geldiği çok kritik bir nokta var. Bundan 40 sene sonra artık sokakta yürüyen insan mı, robot mu evde demeyeceğiz. Ve bunları eskiden gelecek zaman kipinde konuşuyorduk. Gelecekte şöyle olacak, böyle olacak diye ama Zaten oluyor şu an. bizim 7-8 yaşımızdaki oğlumuz, kızımız 40 sene sonra 48 yaşında olacak. Yani kendi hayatı içerisinde bunu yaşayacak. Şu anda yanımızdaki kızımız, oğlumuz, evimizdeki. Dolayısıyla artık gelecek zaman bitti. Teknolojinin çok kritik bir noktasına geldik, teknolojik gelişimin. Şu anda üniversiteyi okuyan, üniversiteden mezun olan gençlerimiz, 24-25 yaşındaki gençlerimiz farkındalar mı bilmiyorum ama omuzlarında çok tarihsel bir sorumluluk var. Çünkü bundan 30-40 sene sonra artık uzay istasyonlarında yaşamaya başlayacağız. Robotlarla yaşamaya başlayacağız. Ve bizim o çocuklarımız değil sadece 1000 sene sonraki, 2000 sene sonraki torunlarımız bile işte şu andaki bu kuşak her ne yapıyorsa onun sonuçlarını yaşayacak. O yüzden şu andaki genç kardeşlerimiz omuzlarında çok tarihi bir sorumluluk olduğunu farkında olsunlar. Biz de hem devlette hem üniversitelerde hem yetişkinler arasında bu konuda gençlerimize yönelik büyük destekler var. Hani biz sonuna kadar paylaşımcıyız. Birisi gelip bunu öğrenmek istiyorum derse en ufak bir bilgi saklamıyoruz. Hepsini sonuna kadar öğretmeye uğraşıyoruz. Kendilerinden daha çok uğraşıyoruz öğrensinler diye. O Game Lab eğitimlerini herkesi o yüzden özellikle bekleriz bu işle ilgilenen arkadaşlarımızı. Ekranlarını yeni açmış, çipe yeni bağlanmış, çip online'a yeni bağlanmış ya da Facebook sayfamızı yeni ziyaret etmiş olan ziyaretçilerimiz için küçük bir hatırlatma yapalım. Biz ne yapıyoruz? Bugün canlı yayındayız. Chip Tech Talk canlı yayınları, Türkiye'de teknolojinin öncüsü Vestel katkılarıyla hazırlanan Chip Tech Talk canlı yayınlarında oyun motoru konusunu bugün mercek altına aldık. Sayın Noyan Culum'la beraber Game Lab İstanbul Genel Müdürü. Biz epey bir konunun üzerinden geçtik. Oyun motoru yapmanın zorlukları, oyun motoru dediğinde ne yapar, donanımı nasıl zorlar, oyun programcılığı nedir? Bayağı bir detayları konuştuk. Kaçıranlar zaten canlı yayınımızın tekrarını çipten tekrar izleyebilecekler. Şimdi biraz da ülke olarak yani hem kamu sektöründe hani devlet olarak programcılığa destek durumumuzu hem mercek altına alalım hem de bu desteklerden yararlanmak için neler yapmak gerektiği. Hatta kendi oyun yapıp kendi küçük firmalarını kurmak isteyen gençlere ya da girişimcilere neler önerirsiniz? Farkındasınızdır. Geçen senenin ortalarından bu yana oyun sektörü oldukça ön plana çıktı. Yani Türkiye'deki oyun sektörünün gelişmesine yönelik çabalar oldukça ön plana çıktı. Bunun sebebi 10 Ağustos 2016 tarihinde Teknoloji Bakanlığı tarafından Ar-Ge yönetmeliği yayınlandı. Ar-Ge yönetmeliğinin amacı da özellikle tabii aslında bütün alanları kapsıyor fakat oyun sektörüne daha çok destek vermeyi düşünüyorlardı çıkartırken. Şimdi Ar-Ge yönetmeliğine göre bunu arada özellikle söylemek istiyorum. Bana şu soru çok geliyor. İşte bu hazır motorları mı kullanalım yoksa hani kodu tamamen kendimiz mi yazalım? Bu soru çok geliyor. Bu konuya özellikle çok ilişkili bir şey. Onun için söylemek istiyorum. Şimdi bu çıkan Ar-Ge yönetmeliğinin 5G maddesine göre
yazılımlarınızda yardımcı bir yazılım kullanırsanız projeniz Ar-Ge projesi niteliğini kaybeder. Dolayısıyla Ar-Ge desteklerine başvurma hakkından feragat etmiş olursunuz. Fakat bu Ar-Ge destekleri, devletin verdiği Ar-Ge desteklerinin çok önemli bir fonksiyonu var. Firmanızı ayakta tutmanızı sağlıyor. Şimdi bir oyun çıkarttığınız zaman ilk oyununuz çıkacak diye bir kural yok. Hatta genellikle ilk oyununuz tutacak diye bir kural yok. Hatta genellikle tutmaz. Yani çünkü o sizin için bir ilk tecrübedir. Mobil için söylersek ikinci oyununuzda da biraz düşük olur. Üçüncü oyundan itibaren artık para kazanmaya başlarsınız. Bir oyuna bir 5 ay harcadınız, ikinci oyuna 5 ay harcadınız. O süreçte, üçüncü oyunu da katalım hadi, bir sene, iki senelik süreçte firmanızı ayakta tutmanızı sağlıyor devlet. Şimdi devlet büyük bir kurum. Bizler gibi değil. Yani büyük bir kurum. Eğer bir şeyi kesin kararlı olarak hareket ederse o konuda bir ilerleme sağlar. Ama 20 tane firmayı büyütür ama 200 tane firmayı büyütür. O tabii biraz hani yapan insanlara da bağlı. Ama bir sonuç alır. Ben görüyorum bütün devlet kurumlarında bu alanı geliştirmeye yönelik çok büyük bir istek var, arzu var. Bu destekleri vermek için de çoğu zaman görüyorum böyle, ben aynı zamanda mentorum bir Kuluçka merkezinde, oradan biliyorum. Gençlerin gözüne dört gözle bakıyorlar, aman gelsinler böyle projelere başvursunlar, yapsınlar, çıkartsınlar diye. Birçoğunu kendileri de yaptırtıyorlar. İşte Milli Eğitim Bakanlığı'nın var, Milli Kültür Bakanlığı'nın var, doğrudan destekleri de var ve gençlerimizi bu yönde devlet önemli bir şekilde destekliyor. Tabii bu alanın desteklenmesinin şöyle bir sebebi var. Çok hızlı büyüyen bir alan. 2016'da 100 milyar dolarlık bir ticaret hacmine ulaştı dünyada ve Hollywood'u, yani sinema sektörünü falan geçti. Ve de gitgide örneğin sinema sektörü de oyun sektörüne kayıyor. Yani bundan 10-15 sene içerisinde zannediyorum artık bütün filmler bilgisayarla yapılacak. Sektör büyümeye devam ediyor. Ve de oyun sektörünün bir esprisi daha var. Şimdi mesela bir web sitesi yaptınız bir firmaya, yazdınız. Bir kere yazılıyor, bitiyor. Yani şu anda hemen hemen Türkiye'deki zaten bütün firmaların web sitesi var. Yani bir piyasadaki büyüme duruyor. Ama oyun sektörü öyle değil. Her sene yeni oyun çıkartıyorsunuz. Hatta mevcut oyunun bile her sene yeni versiyonunu çıkartıyorsunuz. Gitgide büyüyen bir sektör. Ve çok kollu bir sektör. Hem yazılımcılara, hem tasarımcılara, hem halkla ilişkilere, hem işletmecilere hitap ediyor. Bu yüzden devlet yoğun bir baskı yapıyor sektörü geliştirmek için. Eğer bir genç oyun yazılımı sektörüne girmek istiyorsa olabilecek en iyi zamandır. Muhtemelen Türkiye tarihinde, belki ileride bile bu kadar uygun bir zaman gelmeyecek. O zaman bu fırsatı kaçırmayın. Kendinizi geliştirmeyi ihmal etmeyin. Ya da şu anda zaten böyle bir projeniz varsa bu projeye dört elle sarılın ve mutlaka devlet desteği, Ar-Ge desteği almak için de gerekli kişi ve kurumlara yönelin. Bu durumda, bu mentorluk içinde siz de bu yönlendirmeyi yapıyorsunuz. Yani böyle gelip de ben böyle böyle Ar-Ge desteği almak istiyorum, ne yapmam gerekir, şöyle şöyle işler yaptım dediğinde siz onlara bir yol gösterici oluyorsunuz. Yani bu işi en azından başlangıç noktasına veriyorsunuz herhalde, değil mi? Tabii. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Yani gelen herkese nelere dikkat etmesini gerektiğini, nerelere başvurabileceğini anlatıyoruz. Hani biz aracı olmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Sizlere en kolay nasıl ulaşabilirler? Bizlere en kolay gamelab.istanbul'dan ulaşabilirler. Com yok yalnız. Biliyorsunuz geçen sene İstanbul uzantısı çıktı. Biz de İstanbul hemen uzantısını aldık. Hemen aldık tabii. Çok da güzel bu arada. Yani diğer com haricindeki uzantıları bugüne kadar hiç beğenmezdim ama İstanbul uzantısı gerçekten yakışıyor. Güzel oluyor. Gamelab.istanbul adresinden ulaşabilirler. İster e-mail atabilirler. Staja başvuracak olanlar staja başvurabilir. Staj konusu bizim için çok önemli. Yani stajyer öğrencilerimize önce bir iki haftalık ön eğitim veriyoruz. Ondan sonra da mevcut gerçek projelerde çalıştırıyoruz. Onun haricinde bir de İstanbul Aydın Üniversitesi ile ortaklığa düzenlediğimiz bir mobil oyun programlama eğitimi var. Bu mobil oyun programlama eğitimi de 4 haftalık bir eğitim. Orada da gene bir örnek mobil oyun yazdırıyoruz. Ondan sonra da mentörlük de yapıyoruz. Yani kendi ürününü çıkartırken, eğitim bitti, ondan sonra kendi ürününü yazmaya başladığı zaman teknik destek veriyoruz. İşte her ne yaparsa takıldığı her noktada yardımcı oluyoruz. Ya bunun haricinde şimdi bir de yatırımcı ayağı da var işin.
Yani devlet destekleri var, yatırımcı ayağı da var. Yatırım piyasasının da ne kadar hızlı geliştiğini farkındasınızdır sanırım. Tabii, özellikle melek yatırımcılar ve destek yatırımcılar. Evet. Yatırımcı ağı da çok gelişmeye başladı Türkiye'de. Yurt dışından büyük yatırımcı ağları da geliyor. Bizim yatırımcılarımız da teknolojik yatırıma yönelik bir kayma da çok fazlalaştı. Yani dediğim gibi hem devlet destekleri hem yatırım sisteminin kurulması hemen hemen her şeyle yani şu an gerçekten bu sektöre belki de giriş için tarihi bir fırsattır diye düşünüyorum. O zaman herkese başarılar diliyoruz en azından bu yönde kendilerini bu yönde geliştirmeyi düşünenlere. Biraz şeylerden bahsedelim. Yavaş yavaş canlı yayınımızın sonuna geliyoruz. Chip Tech Talk yavaş yavaş bitiyor. Şu anda en geliştirdiğiniz en yeni oyunlardan bahsedelim. Bir de bu oyunların böyle ilginç hikayeleri varsa hazırlık aşamasında bunları da sizden duymak isteriz. Çünkü programcılık aynı zamanda özellikle oyun programcılığı aynı zamanda eğlenceli bir şeydi. Sadece hani böyle teknik çalışma değil aynı zamanda eğlenceli dakikalar da geçirmesini sağlıyor insanların, işini seven insanların elbette. Evet. Bizim şu anda piyasada TASO 16 isimli bir futbol oyunumuz var. Normalde her sene biz buna bir update yayınladık. Ta ilk 2010'da yayınladık bu oyunu biz. 2010'da Güney Afrika Dünya Kupası'ndan bir hafta önce ilk versiyonu yayınlamıştık. 2010'dan beri her sene yayınlanıyor. Bu sene ama 2017 versiyonunu geçen sene yayınlamadık. Arada bir tek atladığımız sene o oldu. Onun nedeni de Ar-Ge desteğini almıştık. 2 yıllık bir Ar-Ge desteğimiz var şimdi. COSGAP'ten aldık. Bu Ar-Ge desteğinin projesini hazırlıyoruz. Yani dedik ki arada bir sene atlayalım, projemizi tamamlayalım, ondan sonra devam edelim. Çünkü multiplayer özellikleri ekleyeceğiz oyuna. Multiplayer olsun istiyoruz. Futbol oyunları için çok önemli bir şey multiplayer. TASO 16'yı Google Play'den indirebilirsiniz. Kodlar gene aslında iOS'a da hazır fakat gene projeyi bitirelim diye bekliyoruz. 2019 versiyonunda hem iOS'ta hem Android'te açacağız. Ama şu anda Android'te var. Google Play'den isteyenler indirebilir. Bu oyunu üniversite öğrencileri yapıyor. Lise öğrencileri de var. Ya yani Türkler yapıyor, Türk gençleri yapıyor. Ben inanın son 3-4 senedir kod yazmış değilim. Hani elimi sürmedim. İşte yazın 86 öğrencimiz vardı. Geçen ikinci sömestrde 28-30 öğrencimiz vardı. Öğrenciler yazıyorlar. Biz onların takıldıkları yerlerde yardımcı oluruz. O takıldıkları sorunları aşmasını sağlıyoruz. Hani işte Türkiye'de yazılıyor mu yapılmıyor mu? En basit örneği budur. İşte öğrencilerimizin yaptığı ürün. İndirip bakın. Yani hatta şöyle bir hatırayı da sormuştunuz. Onu da anlatayım. Evet. Şimdi geçen bu yazki ekipte görev dağılımları işte bittikçe bir yeni görevler veriyoruz. Yeni görevler veriyoruz. İki tane böyle çok sevdiğim kardeşim ellerindeki işi bitirdiler. Şimdi ne yapalım dediler. Ben de dedim ki işte şunu 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 yapın. Ama onu derken kafamdan da kuruyorum. Diyorum ki şimdi çocuklar bunu nasıl yapacaklar? Hatta işte şuydu. Bizim frame rate'i zamana bağlayacaktık. Yani cihazın hızından çıkartıp zamana göre bir frame rate'e döndürmeye çevirecektik. Kafamdan kuruyorum. Diyorum ki şimdi birincisi oyuncuların koşu hızını ona uyarlayacağız. İkincisi işte bilmem kameranın dönüş hızını, topun gidiş hızını. Diyorum ki ya bu kadar değişken işi nasıl bağlayacaklar? Ben kendim herhalde otursaydım 6 ay uğraşacaktım. Bir gün 2 gün geçti. Sonra dedim ki işte Tuncay dedim, Kaan dedim ne yaptınız dedim. 2 gündür hiç sesleri çıkmadı onların. Ben de dedim ki herhalde bunlar nasıl başlayacaklarını bilemediler. Ne soracaklarını bile bilmiyorlar. Bari dedim ben sorayım. Ne yaptınız çocuklar dedim. Hocam bitirdik dediler. Nasıl bitirdiniz dedim. Ondan sonra çok pratik, çok güzel bir akılcı bir yöntem bulmuşlar. Komple bütün sahneyi o şekilde işletecek bir yöntem bulmuşlar. Yani hem benim dediğim düşündüğüm kafamdakinden 10 kat daha hızlı oldu. Hem de çok daha kaliteli bir çözüm üretmişler. Yani bizim gençlerimiz gerçekten çok fırsat kaliteli, verildiğinde ve doğru kullanıldığında, demek ki başarılı olmamak için bir neden yok. 2009 yılından beri öğrencilerle çalışıyorum. Size söylemiştim. Şimdi sağdan soldan bir şeyler duyabilir arkadaşlarımız ama ben kendim bizzat bu işi 2009'dan beri öğrencilerle yapan bir insan olarak, bu konuda ekip çalıştıran bir insan olarak söylemek istiyorum. Şu çok hiç sevmediğim bir laf vardır. Vay be adamlar yapmış falan diye bakarız ya yabancı ürünler.
kendim, bakın bunu bizzat söylüyorum, kendi gözlemlerim. 2009'dan beri düzenli olarak her sene gözlemlediğim bir şey. Biz de arkadaşlarımızdan oluşturduğumuz 5 kişilik bir ekip, yurt dışındaki 50 kişilik bir ekibin yaptığı işi aynı kalitede, aynı hızda yapıyor. Gençlerimiz hem çok bilgili, hem çok akıllı, hem çok yetenekli. Bu konuda sakın hani böyle şeylere düşmesinler, biz yapamayız falan filan yok. Bir şeyi el atarlarsa, yaparlarsa herkesten daha iyisini yaparlar, hepsinden daha iyisini yaparlar. Ben bunu bizzat kendim her sene 2009'dan beri gözlemliyorum. Sakın başka şeylere inanmasınlar. Birinci ağızdan bunu söyleyebilirim. Çok teşekkürler. Vermek istediğiniz başka bir mesaj, başka bir değinmek istediğiniz başka bir konu yoksa yavaş yavaş, çünkü bayağı detaylı konuştuk her şeyi, canlı yayınımızın sonuna geliyoruz. Chip Tech Talk canlı yayınlarında her hafta gerçekleştirdiğimiz ve Türkiye'de teknolojinin öncüsü Vestel katkılarıyla hazırlanan Chip Tech Talk canlı yayınlarında bu hafta sizler için oyun dünyasını, oyun motoru yapmayı ve oyun programcılığını mercek altına aldık. Konuğumuz Gamelab İstanbul Genel Müdürü Sayın Noyan Culum'du. Kendisi hem bu konuda çok deneyimli, hem bu konuda çok öğrenci yetiştirmiş, çok yeniliklere öncü olmuş bir isimdi ve oldukça keyifli bir sohbet oldu ve yavaş yavaş da sonuna geldik. Yayınımızın tekrarını elbette Chip Online üzerinden, YouTube kanalımızdan ya da Facebook sayfamızdan izleyebilirsiniz. Şimdilik ben canlı yayını kapatıyorum. Eğer bu konu hakkında daha fazla bilgi almak istiyorsanız gamelab.istanbul web adresine başvurup oradaki formlar, oradaki iletişim formları yardımıyla Noyan hocama ve ekibine ulaşabilirsiniz. Sizlere yardımcı olmak için zaten dört gözle bekliyorlar. Çünkü genç yetenekleri, meraklı genç programcıları zaten destekliyorlar. Zaten doğrusu da bu. Evet. Ben çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Bir daha yeni projelerinizi duymak ve Chip Online'da tanıtmak üzere diyorum. Biz çok teşekkür ederiz Cenk Bey. Biz de size başarılı yayınlarınızın devamını diliyoruz. Teşekkürler. Bir sonraki canlı yayınımızda görüşmek üzere. Büyük ihtimalle haftaya sizlere GameX'ten sesleneceğiz. Yine konumuz oyun olacak. Bir Türkiye'nin en büyük oyun fuarından sizlere canlı olarak, canlı yayınlarla sesleneceğiz ve orada ne gelişmeler olduğunu sizlere aktaracağız. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın diyoruz. İyi günler. Hoşça kalın.